yapıyorum ben mesleğimi. Yani şimdi beraber şöyle karışık olarak ben sorayım. Siz önce şekilleri bana söyleyin. Evet, baktığımız zaman bu bizim harçemizin planı. Planda gördüğünüz geometrik şekilleri, yani her kaldırırsanız plan dikdörtgen. Neresi mesela dikdörtgen? Atölyemizden yani şurası. Atölye dikdörtgen. Evet, başka? Eren? Yarım daire. Neresi? Hocam da Kivergil 10 yazan yani. Evet, yani orası ön bahçem oluyor. Zaten. Teras. Terasımız oluyor orası bizim. Aa, güzel. Evet, başka hangi geometrik şekilleri gördünüz? Daha farklı bir şey. Hakan? Tam bulamadım. Başka fikri olan? Sadece dikdörtgen ve yarım daireyi mi gördünüz? Ömer? Hocam, yuvarlak var. Hocam, yuvarlak değil, onun üstüne ama. Çember. Daire ya da çember değil mi? Üçgen var. Üçgen nerede, üçgen? Evet. O merdiven de değil mi? Merdivenin en üst kısmında bir üçgenimiz var. Grup yapalım. Siz beşiniz. Sizin amacınız ağaç evin şu yatay uzunluğu var ya, orayı hesaplayıp orayı buraya yerleştirmek. Tamam? O uzunluğu yerleştirmek. Biz buraya ağaç evi yapacağız yani. Şimdi arkadaşlarınız şuradaki yatay uzunluk var ya, onu hesaplayıp onu yerleştirecekler. İkinci grup. Sağ taraf neresi? Çocuklar, sağ taraf diye bir binada konum belirtirken sağ taraf sol taraf diye belirtilmez. Sağ neye göre sağ, neye göre sol. Yön belirtilir. Yani bir binayı oturturken kuzey batı yönü, güney doğu yönü, işte kuzeye bakan cephesi, güneye bakan cephesi şeklinde yönler ifade edilir. Kesinlikle sağ, sol, arka, ön şeklinde ifade kullanılmaz. O yüzden sen şimdi güneşe bakacaksın, diyeceksin ki hocam kuzey cephesi ne taraf veya kuzey cephesi bu taraf. Buranın ölçüsüne bakacaksın, ona göre bir kontrol. Üzeri dersinde çizdiğimiz, tahtalarda çizdiğimiz çizimi bölgede aplikasyon olarak uygulayacağız. Yani yerleşimini yapacağız. Çocuklar ne yapıyor? Az kuvvetle daha fazla ağırlığın yukarıya kaldırılması sağlıyor. Yani makarayla bir 20 Nm'luk kuvvet uygulayarak 700 Nm'luk, 1000 Nm'luk, 2000 Nm'luk çok daha fazla ağırlıkları ne yapabiliriz? Kaldırabiliriz. Bu yoksa bunu eski sistemle bir bıçakla ve bir el testeresiyle kesmek ne yapardık burada? Oldukça zaman alırdı. Ama burada elektriği harekete dönüştürerek çok basit anlamda bir dakika bile olmadan belki birçok şeyi keserek ne yapabiliriz? Zemini kullanmayacak araçları kalkmaya hazırlamış olabilir. Çivi var, çivi. O da sen unutmuşsun. Çivi alsana yerden. Gel. Çivi mi çakacak? Hayır hayır, çiviyle çiz, çiz, çiz. Geliyor. Şimdi bak, sen bu tarafa gelirsen ben bir de atabilirim. Tamam mı? Tamam. Ben tamam. Bu 25 tane. Batır batır daha var. Kaç santim şu anda? Ver şöyle öl. Ver. Kare prizmanın 30 santim yüksekliği. Selam. 55 ile 55'i çarpalım. 55? Hayır. 55 santimlik olan kare prizmanın 30 santim ne kadar? 30 santim bir santimlik yüksekliğiyle nasıl çarpacak artık olabilir mi? Öyle soruyorum. Kaç şey? Ne kadar? Ne kadar çarpacak? Evet. 55. Orayı kaldırıyormuşuz da. Gel. Öncelikle yardımlaşma o kadar önemliydi ki zaten biz bunu arkadaşlarımızla gördük ve bu yardımlaşmanın keyfine vardık. Gerek matematik olsun, yeni öğrendiğimiz konuları bir şekilde tazeledik, eski konuları tazeledik, köşegen uzunlukları, daha sonra ölçümler, alanlar, yani
yapılacak ağaç evin yerini belirlemek bizim için konum özelliği çok önemliydi. Bunun için de sosyal bilgiler dersinden yararlandık. Güneşin doğuşu, güney, kuzey. Bu şekilde birçok öğretmenimizden yardım aldık. Ve şu anda hala çalışmalarımız devam ediyor.